Merhaba arkadaşlar, Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle MUBA yayınları Fasulye Soru Bankası doğrusal denklemlerin grafikleri konusuyla dersimize devam ediyoruz. Gerçekten dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler, öncelikle inceleyeceğimiz gençler x eksenine paralel doğrular. Gençler x eksenine paralel doğruların özelliklerine baktığımız zaman y eksenine diktir. Ve denklemi gençler y eşittir a şeklinde yazılır. Yani gençler örnek verecek olursak mesela y eşittir 3, y eşittir eksi 5 gibi doğrular x eksenine paralel doğrulardır. Zaten örnekte y eşittir 2 doğrusu gösterilmiş. İkinci gençler paralel doğrumuz y eksenine paralel doğrular. Bu gençler x eksenine diktir ve x eşittir a şeklinde yazılır. Bakın x'in değeri olacak gençler y olmayacak. X eşittir 2 örneğimizde olduğu gibi. İlk etkinliğimizde x eşittir eksi 3 ve x eşittir 4 doğrularının grafiklerini koordinat düzleminde çiziniz diyor. Gençler şöyle bir koordinat sistemini çizelim. Öncelikle eksenleri gösterelim gençler. X eksenimiz bu, y eksenimiz. X'in eksi 3 olduğu yer eksi 1, eksi 2, eksi 3. Bakın burası olsun. X'in 4 olduğu nokta gençler 1, 2, 3 ve 4 noktamız. Evet, buradan geçecek şekilde 2 doğru çiziyoruz. Evet, öncelikle x eşittir eksi 3 doğrumuz. Daha sonra y eşittir, pardon, x eşittir 4 doğrumuz. Evet, doğruların gençler alışkanlık haline gelsin gençler. Hemen isimleri yan tarafına x eşittir 4 doğrusu, x eşittir eksi 3 doğrusu şeklinde gösteririz. İkinci sorumuza geçelim. Y eşittir eksi 3 ve y eşittir 2 doğrularının grafiklerini koordinat sisteminde çiziniz. 2 doğru arasındaki uzaklığı hesaplayınız diyor. Arkadaşlar şöyle hemen bir koordinat sistemi çizelim. X ekseni, y ekseni. Y eşittir eksi 3 dedi gençler. Burası eksi 1, eksi 3. Daha sonra y eşittir 2. İki noktadan geçecek şekilde, evet, x ekseni paralel olacak şekilde doğrularımızı çiziyoruz. Y eşittir eksi 3. Y eşittir 2 doğrumuz. Evet, ikisinin arasındaki mesafe istedi gençler. Gördüğünüz gibi 2'den eksi 3'ü çıkartırsam veya burada 0 var dersek gençler 3 ile 2 toplarsak 5 birim mesafe vardır deriz. 5 birimlik mesafe olduğunu gösterelim gençler. Evet, bilgimize baktığımız zaman gençler x eşittir 0 demek gençler 0 doğrusu y ekseninin kendisidir. Y eşittir 0 da x ekseninin kendisidir diyoruz. X eksi 4 eşittir 0 doğrusunun grafiğini koordinat sistemi diye çiziniz diyor. Gerçi burada önceki x'i yalnız bırakarak değerine bakalım. X eksi 4 0 eşitse eksi 4'ü karşı artı 4 olarak gönderiyorum. 2x 4 ise gençler x aslında 2'dir. Yani bizden aslında x eşittir 2 doğrusunu istiyor. Evet, koordinat sistemini çizelim. Evet, x'in 2 olduğu yer gençler. Bakın 1, 2. Evet, buradan geçecek şekilde doğrumuzu çiziyoruz. Evet, bu doğrumuz sevgili gençler. Aslında x eşittir 2 doğrusudur. Dördüncü sorumuza bakalım. Evet, doğruların grafiğini koordinat sistemi çiziniz ve 2 doğrunun kesim noktalarını koordinatlarını yazınız diyor. Gençler, öncelikle denklemleri düzenlemeye ihtiyacımız var. Y eksi 6 0 eşitse 3y eşittir 6 olur. Y'nin değeri 2'dir. Diğer tarafta 18 artı 4x eşittir eksi 6 ise 18'i karşıya eksi 18 olarak gönderirsek 4x eşittir eksi 24. X'in değeri gençler buradan eksi 6'dır. Gençler aslında bu noktaların kesişim yeri
x'ini eksi 6 ve y'nin 2 olduğu için eksi 6 virgül 2'dir. Ama koordinat sisteminde çiziniz dediği için şöyle çizerek de gösterelim. Bunları bulduktan sonra gençler bunlar aslında bizim apsis ve orijin değerimiz, ordinat değerimizdir diyebiliriz. O halde x eşittir eksi 6'yı göstereceğim. 2, 3, 4, 5, 6. Bakın burası eksi 6. E eşittir 2 de burası. Buradan geçecek şekilde iki doğrumuzu çizelim. Evet gençler bakın buradan evet, iki doğrumuzun kesim noktası eksi 6 virgül 2 olduğunu görüyoruz. Sorumuzun yanıtı eksi 6 virgül 2'dir deriz. Evet 5. sorumuza bakalım. Yukarıdaki ve yukarıda verilen koordinat sisteminde x eşittir 3, x eşittir a, y eşittir 3 ve y eşittir eksi 4 o doğruların grafikleri verilmiştir. Bu doğru grafikler arasında kalan bölge karedir. Buna göre a kaçtır diyor. Gerçekten biz burada y değerlerini biliyoruz. Şeklimizin kare olduğunu söylüyor. Bakın şeklimiz bu şekilde gençler. O halde bu kenarımıza baktığımız zaman eksi 4 ile 3 arasında gençler 3'ten eksi 4'ü çıkarıyorum. 7 birimlik mesafe var. O halde gençler 3'ten 7 birim sola doğru gittiğimi düşünürsem ne olur gençler 3'ten 7'yi çıkartırsak bakın bu noktamızın eksi 4 olması gerekiyor. Yani x eşittir gençler eksi 4'tür. Buradan da a'nın değeri eksi 4 olur diyoruz. Ve bonus seçeneğini işaretliyoruz. Evet gençler. Devam edelim ve bir sonraki sorumuza bakalım. Evet x eşittir eksi 3, x eşittir 4, y eşittir 2 ve y eşittir eksi 5 doğruları arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir diyor. Sistemi önce çizelim. X ve y eksenimiz. X'in eksi 3 olduğu yer gençler burası. X'in 4 olduğu noktamız burası. Y'nin 2 olduğu yer. Y'nin eksi 5 olduğu yerde yaklaşık burası olsun. Evet buradan doğrularımızı çizelim. Şu gençler x eşittir eksi 3, x eşittir 4, eşittir, doğrusu bu da y eşittir eksi 5 doğrusu. Arada kalan bölge için gençler bakın bölgemizi şöyle farklı bir kalemle de gösterebiliriz. Buradaki dörtgensel bölgeden bahsediyoruz. Yatayda baktığımız zaman gençler eksi 3 ile 4 arasında buradaki mesafemiz 7 birimdir. Buraya baktığımız zaman gençler 2 ile eksi 5 arasında 7 birim var. O halde alan 7 çarpı 7'den 49 birim kare olur. Sorumuzun yanıtı diyelim. Evet 7. sorumuza bakalım. X eşittir 4 ve y eşittir eksi 2 ile eksenler arası kalan bölgenin çevresini istiyor. Gençler öncelikle hemen koordinat sistemini modelleyelim. X eşittir 4 gençler. Bakın burası 4. Y eşittir eksi 2. X eşittir 4. Eşittir eksi 2 idi. Ben gençler bakın burada oluşan dörtgensel bölgenin çevre uzunluğunu istiyor. Bunun çevresini bulacağız gençler. Şimdi bakın burası orijindi. Burası 2 birim, burası 4 birim gençler. Çevre için kısa kenarla uzun kenarı toplayıp 2 ile çarpıyorum. 2 artı 4'ten 2 çarpı 6, 12 birim olur. Çevre uzunluğu diyoruz. Evet devam edelim gençler. Orijinden geçen doğrumuza bakalım. Gençler, orijinden geçen doğrunun denklemi y eşittir mx şeklinde yazılıyor. M gençler bir katsayım. Yani sıfırdan farklı bir sayım. Gençler y eşittir mx yani y eşittir 2x gibi eksi 3x gibi doğrular gençler orijinden geçer. Bunu ne yapacağız gençler? X yerine 0 verdiğimiz zaman y'nin 0 olduğunu görmüş olacağız. Peki bunun grafiği için gençler etkinliklerimize bakalım. Y eşittir x doğrusunu çizelim diyor. Gençler hemen şöyle önce bir çetele tablosu yapıyorum.
yerine veya x yerine 0 verirsek, bakın t eşittir x'te. X yerine 0 verdim. Gördüğünüz gibi t'nin değeri 0 oldu. Gençler x yerine 1 verirsem t eşittir. Bak x yerine 1 verdim. T'nin değeri 1 oldu. X yerine 2 verirsem t'nin değeri gençler y eşittir 2'ye döner. O halde şöyle koordinat sistemi çizelim. Evet, öncelikle orijinden geçtiğini söylüyoruz. X 1 iken y 1'den geçiyor. Yapalım gençler. Burası 1. Burası 1 olsun. X 2 iken y 2'den geçiyoruz. 3 noktayı belirledikten sonra doğrumuzu buradan çizebiliriz. Evet, bu gençler y eşittir x doğrusudur. Evet, devam edelim 9. sorumuza bakalım. Evet. Y eşittir x doğrusunun grafiğini istiyor gençler. Burada yine x ve y tablosunu yapalım. Gençler x'e 0 verirsem, evet 2y 0'a eşitsem y gördüğünüz gibi 0'dır. X'e 1 veriyorum gençler. 2y eşittir. X'e 1 vermeyelim gençler. Burada eğer 1 verirsek kesirle uğraşmak zorunda kalırız. X'e y'nin katsayısını vereyim. X'e 2 vereyim. 2'ye 2 eşitse y eşittir 1 olur. Gerçekten bir doğru için 2 tane noktayı belirlemek yeterlidir. En az 2 tane noktaya ihtiyacımız var diyoruz. Öncelikle 0 0'dan geçiyoruz. Daha sonra x 2 iken y 1'den geçiyoruz. X 2 y 1. Bakın bunun kesim noktası burası. Evet, doğrumuz çizecek olursak bu şekilde devam ettiğini görüyoruz. Doğrumuzda gençler 2y eşittir x doğrusuydu. Evet, bir sonraki sorumuza bakalım. Y artı 3x eşittir 0 doğrusu için gençler. Yine gençler x var y var, sabit terim olmadığı için yine orijinden geçecek. Gençler burada şöyle yapalım. Eksi 3x artı 3x'i karşıya gönderirsek daha rahat işlem yaparız. Eksi 3x olarak görelim ve buradan işlem yürütebiliriz. O halde gençler yine x ve y tablosunu yapıyorum. X yerine 0 yazarsam bu denklemde y eşittir eksi 3 çarpı 0'dan 0 olur. Gençler 2y 0 eşitse y de 0'dır. X'e gençler y'nin katsayısı 2'yi vereceğim. Y eksi 3 çarpı 2 diyorum. Bakın x'e 2 verdim. 2y eşittir eksi 6 ise her iki tarafı 2'ye bölersek y'nin değeri eksi 3'tür. O halde 0, 0'dan ve 2 virgül eksi 3'ten geçeceğiz. Koordinat sistemini şöyle çizelim. E 0, 0 noktamız x 2 iken yaklaşık burası olsun gençler. Y'nin eksi 3 olduğu yerde burası olsun. İkisinin kesim noktası bu noktamız. Evet, doğrumuz gençler bakın bu şekilde çizilir diyoruz. Evet, bu doğrumuzda 2y artı 3x eşittir 0 doğrusudur. Evet, bir sonraki sorumuza bakalım. Y eşittir eksi x bölü 3 doğrusunun grafiğini çiziniz. Gerçekten burada işlem kolaylı olsun diye gizli paydası 1 var diyorum. Ve içler dışlar çarpımı yaparsam evet 3y eksi x olur gençler. Bakın 3y eksi x'e denk gelir. 3 ile y'yi çarptık. 3 ile 1 ile eksi x'i çarptım. Eksi x. Buradan şöyle çetelemizi yapalım. X yerine 0 verirsek gençler y 0 olur. X yerine 3 vereceğim. X'e 3 verirsek şöyle silip gösterelim. 3y eşittir. Eksi 3 oldu. Y'nin değeri buradan eksi 1'dir. O halde 0, 0 ve 3, eksi 1'den geçeceğiz. Evet, orijinden x bir üçgen y eksi 1'den geçiyoruz. Yani buradan geçiyoruz.
çizelim. Doğrumuz da gençler y eşittir eksi x bölü 3 doğrusudur. Evet sevgili gençler, bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde kalan sorularla devam edeceğiz. Evet diğer dersimizde görüşmek üzere gençler. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.